Köşür farz mıdır, vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kurulandığı için? İslami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Diyanet'e Soralım programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz sevgili dostlar. Yaklaşık bir saat boyunca Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili kıymetli hocam Zeki Sayar'la birlikte aklımıza takılan dini içerikli soruların cevaplarını arayacağız. Efendim sizler programımıza telefon bağlantısıyla katılıp sorunuzu kendiniz sorabilirsiniz. Bunun için 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşlayıp Diyanet TV'ye ve Diyanet'e Soralım programına katılabilirsiniz. Ben sorumu mail üzerinden yazılı bir şekilde ulaştırmak istiyorum diyen izleyicilerimiz için mail adresimiz diyanetesoralim@diyanet.gov.tr ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen, program dışında da programımızla alakalı içerikleri takip etmek isteyen izleyicilerimiz ve aynı zamanda program içinde sorularını ulaştırmak isteyen izleyicilerimiz Facebook ve Instagram uygulamalarını kullanarak Diyanet'e Soralım sayfalarını takip edip hem içeriklerimizi kolayca takip edebilirler hem de yayın içerisinde sorularını ulaştırabilirler. Hatırlatmalarını yaptıktan sonra İnşallah muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Akabinde ilk telefon bağlantımızı almak üzere Mardin'e gideceğiz. Muhterem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Safalar getirdiniz. Sağ olun. İyisiniz inşallah. Hamdü sana, Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Çok şükür hocam, duacıyım sağ olun. Bana bak, sağlık afiyet versin. Allah razı olsun, bereketli çok sağ olun. Bereketli programlar lütfeylesin. İnşallah hocam, teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Efendim Sayın Halil El Almış Mardin'den telefon attığımızda. Hoş geldiniz Halil Bey. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Buyurun efendim. Sayın Halil El Almış Mardin. Televizyonumuzun sesini tamamen kapatalım Halil Bey. Sadece telefon üzerinden konuşalım şimdi sizinle. Suudi Arabistan'da bu Mescid-i Nebevi var. Canlı televizyonda çıkıyor ya. Nedir efendim anlayamadım ama. Mescid-i Nebevi'de. Evet. Orada namaz kılınıyor cemaatle. Onlara uyarak burada namaz kılabilir miyim onlarla birlikte? Soralım Halil Bey. Bakalım. Ne diyecek hocam? Kolaylıklar diliyorum. Hayır duanızı bekleriz efendim. Mardin'e selamlar. Tabii Mescid-i Nebevi ve Kabe-i Muazzama'da kılınan namazlar televizyondan da yayınlanıyor hocam. Evet. 24 saat. Tabii imamete ittiba etmenin yani cemaatle namaz kılarken imamın ve cemaatin aynı mekanda bulunması şartı vardır. Dolayısıyla televizyonda naklen yayılan Mekke-i Mükerreme'de veya Medine-i Münevvere'deki o cemaate ittiba ederek, uyarak namaz kılınması caiz değildir. İnsanlar hakikaten orayı izliyorlar, feyiz alıyorlar, bakıyorlar, görüyorlar. Bu olabilir ama imama uymak için imamla cemaatin aynı mekanı paylaşması gerekir. Dolayısıyla buradan oraya ittiba etmek, tekrar ifade edelim, kesinlikle caiz değildir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yakup Bey, Instagram üzerinden şöyle bir soru sormuş Kemet Hocam. Namazların birinci ve ikinci oturuşlarında tahiyyat ve salavat duaları yerine Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerden okuyabilir miyiz? Dua mahiyetindeki ayetler bu hususta hocam ne söyler demiş. Şimdi bu konuyu bir daha önce de konuştuk. Yani ibadetleri Hazreti Peygamber bize nasıl öğrettiyse öyle yapmak durumundayız. Yani Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Ben nasıl namaz kılarsam siz de öyle kılın. Bu bakımdan ibadetlere biz aynı kavramı bir daha kullanalım. Taabbudi diyoruz. Yani kulluktur. Yani inkiyattır. Allah'a saygıdır. Bu konularda böyle şöyle yaparsam nasıl olur, böyle yaparsam nasıl olur düşüncesinden çok Peygamberimizin bize öğrettiği kurallara tabi olarak kılmaya gayret edelim. Tabii bu olmaz çünkü tahiyyat Salli Bari'nin okuduğu yerler kıraat mahalli değil. Oralar dua mahallidir. Evet. İşte tahiyyat okunabilir, salli barik okunabilir. Arkasından işte bunlara ilaveten dua niyetiyle ayetler okunabilir. Ama eğer bu duaları bilmiyorsa bir insan namaz kılarken öğreninceye kadar belki dua niyetini ayetler okuyabilir ama doğrusu tahiyyatı salli barik gibi duaları öğrenerek namazı az önce söylediğim gibi
usulüne uygun peygamberimizin tarif ettiği şekilde eda etmeye gayret etmek lazım. Eyvallah hocam. Yakup Bey'in bir sorusu daha var efendim. Yine namazla alakalı. Farz namazlara niyet ederken niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının farzını kılmaya ifadesi doğru bir ifade midir demiş. Yani bu doğrudur ama şart değil. Farz namazları kılarken mesela sabah namazının farzını kılarken Ya Rabbi niyet eyledim sabah namazını kılmaya niyet edebileceğimiz gibi Ya Rab niyet eyledim senin rızan için sabah namazının farzına da diyebiliriz. Hı hı. Veya Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya da niyet edebiliriz. Ama mutlak olarak Ya Rab niyet eyledim öğle namazını kılmaya da diyebiliriz. Tabii bu farzlar için böyledir. Sünnetler için Allah rızası için namaz kılmaya dememiz şekliyle yeterli. Niyet de yeterlidir. Eyvallah. Teşekkür ederiz kıymetli hocam. Efendim Sayın Mustafa Çetin telefon attığımızdaymış. Van'a gidelim hep birlikte. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Selamünaleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Hocam saygılar sunarım. Çok beğenerek izlediğiniz bir programınız var. Amin. Allah sizinle razı olsun. Sağ olun. Hocam benim iki tane sorum olacak. Buyurun Mustafa Bey. Fakat ben bu konuda aydınlatırsanız, gönlümü rahatlatırsanız size şükranlarımı sunarım. Allah razı olsun. Şimdi ben hacdaydım. Tanımadığım bir kişi otobüsüne geldi yanımda durdu. Dedi bu parayı al Allah rızası için benim yerime bir kurban kes. Evet. Ne kazandınız? Dediler 350 dolar. Yani almak istemedim 350 riyal oranın parası. Hı hı. Dedim ben amanetten korkarım. Arkadaşlar dedi ya ne olacak? Nasıl olsa mezdaneye gidiyoruz. Al orada keseriz. Evet. Ben o parayı aldım. Ama dördüncü gün son gün. Ben gittim. Fakat orada 650-700'den aşağı bir tane kurban bulamadım. Biz de geleceğiz, paralarımızı harcamışık. Onun parası bende kaldı, onun hakkı bende kaldı. Ben hacdayım. Ben alamadım, döndüm geldim. Fakat Türkiye'de kestim. Evet. Bu konuda benim için rahat değil. Ne yapmam gerek? O adamı da tanımıyorum. Soralım Mustafa Bey, bakalım nasıl bir çözüm üreteceğiz. Buyurun, ikinci sorunuz var. İkinci sorum. Beraber hacca gidiyorduk arkadaşlarımla. Kendisi de emekli imam. Bu adam Ankara Havalanı'nda 40 kişinin içinde benden 400 dolar borç aldı. Evet. Gittik hacımızı yaptık geldik. Bu adam bu parayı inkar etti. Şimdi bana diyor ki haber gönderiyor bana. Allah rızası için beni helal etsin. Bu konuda beni bir aydınlatır mısınız? Allah rızası için beni helal etsin diyor. Peki bunu da soralım. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Rabbim kabul etsin ibadetlerinizi. Allah'a emanet olun. Kurban sorusuyla başlayalım hocam isterseniz. Şimdi tabii kardeşimiz tanımadığı bir adamın kendisine bir emanet olarak para verdiğini, onun adına orada bir kurban kesmesini söylediğini, tabii orada kesilen kurbanlar bir utiye kurbanı var. Yani estağfurullah hedi kurbanı var. Bir de ceza kurbanı var. Yani daha önce hac yapmış insan, orada haccı temettü veya haccı kıran yapan insanlar bir mevsimde hem haccı hem umreyi birlikte yaptıkları için şükür kurbanı olarak bir hediye kurbanı keserler. Evet. Bir de haçta ihram yasaklarından birisini veya işte hacda yasaklardan birisini değişik şeyler var. Birisini ihlal ederlerse onun gereği bir ceza kurbanı keserler. Gerek bu hediye kurbanı yani haccı kıran, haccı temettü yapan kardeşlerimiz olsun. Gerekse ceza kurbanları olsun. Bunların kesilme yeri harem bölgesidir. Bunların burada kesilmesi caiz değildir. Bu tartışmalı bir konu ama daha çok şu ana kadar verilen görüş harem bölgesinde kesilecek. Şimdi kendisine kurban kes diye emanet eden muhtemeldir ki ya hedi kurbanıdır veya ceza kurbanıdır. Dolayısıyla bunların orada kesilmesi gerekir. Burada kesilmesi orada kesilmesi o görevi ifa etmiş olmuyor yani. Geçmez. Ama diyor ki ben bu kardeşimizi tanımıyorum. Ama keşke orada Diyanet İşleri Başkanlığı'yla irtibata geçerek böyle bir emanetim var. İşte her ne kadar döneceğiz param da kalmasa o zaman zannederim bir yardımcı olurlardı ona. Bu emaneti yerine getirirdi. Hı hı. Şimdi yerine getirmemiş. Burada ben onun adına kestim diyor. Yani ne diyelim? Bir defa o emanet tam olarak yerine getirilmemiş durumda. Çünkü
burada kesilen kurban oradaki kurbanı telafi etmez. Bu da nafile bir şey olur. İmkanı varsa, bu adamı da tanımıyorsa, imkanı varsa, maddi durumu müsaitse, Allah rızası için madem zimmetinde böyle bir emanet var, hacca giden kardeşlerimize tevdi eder, böyle bir zimmetinde olan bu emaneti iskat eder. Orada kestirir imkanı varsa. Sonra o adamla da karşılaşırsa, bilirse, tanırsa parasını ondan tahsil eder. Bunu tavsiye ediyoruz. Eyvallah hocam. Fazlasını mı tahsil eder? Yani durumu ona anlatır. Der ki böyle böyle oldu. Ben tamamında doğrusunu böyle. Yani. Tabii yani burada senin adına bir kurban kestim ama sonra öğrendim ki bu kurbanın mutlaka harem bölgesinde kesilmesi gerekirmiş. Ben de kurbanını kestirdim. Allah rızası için parasını ondan ister istemez de onun adına keserse Allah rızası için güzel bir iş yapmış olur. O da bir güzel iş yapmış olur. Evet. Peki hocam. Şimdi izleyicimiz bir borç meselesini aktardı. Başta inkar edilmiş, şimdi de helallik istiyor. Ne yapayım dedi. Yani borçlu insanların birbirlerine olan borçlarını zamanında ödemelerini dinimiz emretmiştir, üzerinde durmuştur. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam imkanı olduğu halde borcunu zamanında ödemeyen kişi zulüm yapmış olur. Yani matlul ganiyi zulmün diyor. Şimdi bir kardeşimiz borç verdim diyor. Kendisi çok iyi hatırlıyor. Karşı taraf da bir zaman bana böyle bir borç vermedin diye inkar ediyor. Ama sorudan anlıyor ki sonra itiraf ediyor. İtiraf ettiğine göre itiraf eden kişinin hakkını bana helal et demesi yeterli değil. Bu taraf borcunu ben sana bağışladım, helal ettim demediği sürece karşı taraf borcunu ödeyecek. Belki de geciktirdiği için de bir özür dileyecek, helallaşacaklar. Ama bu soru soran kardeşimiz her şeye rağmen bana inkar etti ama ben ona borcumu, hakkımı helal ediyorum derse söylenecek bir şey yok. Helal bunun bir mükafatı sürece, olur mu hocam? Elbette sadaka olur artık onun adına. Bağışlarsa belki ödeme imkanı yoksa, hakikaten zor durumdaysa ona bağışlarsa sevap kazanmış olur. Onun adına bir sadaka olmuş olur. Eyvallah. Aksi takdirde bağışlamadığı, o da ödemediği sürece borçlu olan kişi bu borç zimmetinde olarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna intikal eder, kul hakkıyla gitmiş olur. Allah muhafaza. Cenab-ı Allah kul hakkıyla huzura varmaktan cümlemizi muhafaza kılsın. İstanbul'dan Sayın İbrahim Arslan telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar hocam. Selam. Hayırlı akşamlar İbrahim Bey. Hocama bir sorum var. Buyurun efendim. Hocanın bir tanesi vaiz ederken buyurdu ki kıyametin, yani nasıldı, heyecan yaptım mı? Rahat olun efendim. Dinliyoruz sizi, sıkıntı yok. Ne kadar ibadet ederseniz edin, son anda nereye gideceğiniz, yani ruhlar aleminde bizim nereye gideceğimiz kesin belli. Ne kadar ibadet ederseniz edin, son nefeste cennet veya cehennem kesindir. Yani böyle bir şey var mı yok mu? Yani kaderle alakalı olarak mı biraz bu konuyu anlattı size İbrahim? Evet, kaderle alakalı. Peki, soralım hocamıza bakalım ne diyecek. Sıhhat afiyet diliyorum size efendim. Hayırlı dualarınızı eksik etmeyin. İstanbul'a da selam olsun. Şimdi Furkan'cığım şöyle diyelim olaya. Yani yüce yaratıcı bizi yarattı ve bizim yolumuzu aydınlatan akıl nimeti verdi. Fakat akıl tek başına her zaman hakikati bulma imkanı yok. Aklın yolunu aydınlatan Cenab-ı Hak vahiy gönderdi, Kur'an-ı Kerim gönderdi ve Peygamber Efendimiz de bize doğru yolu gösterdi. Şimdi bu ifade şöyleyse, ya ibadet yapsan da yapmasan da sonuç neyse değişmez, bu doğru bir ifade değil, bu yanlıştır. Bize düşen görev, Kur'an-ı Kerim'in bize emrettiği, Peygamber Efendimiz'in bize efendim yaşayarak gösterdiği, evvela inanmak, sonra inancımızın gereğini salih amele dönüştürmek. Biz bununla mükellefiz. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de inanmayan kafirlere cehennem vaadi var. Ama inanan, inancının gereği salih amel işleyenlere de işte innellezine amenu ve amilus salihati
lehum cennetun tecri min tahtiha enhar diye cennet vaadi var. Biz bize tereddüp eden, bize düşen boyutuyla inanmak ve imanımızın gereğini yerine getirmekle mükellefiz. Ha şunu diyebilir. Yani insanlar cennete Allah'ın rahmetiyle girerler. Ama Allah'ın rahmeti de Allah'ın emirlerine uyan müminlerle beraberdir. Onlara isabet edecek. Onlarla beraberdir. Cennetteki makamlar, mevkiler, dereceler de amelle olur diye ifade ediliyor. Hazreti Peygamber böyle bir hadis ifade ediyor. Ya Resulallah, siz de mi Allah'ın rahmetiyle gireceksiniz? Evet, ben de Allah'ın rahmetiyle gireceğim. Yani burada kader, biz kaderimizi bilmiyoruz. Bizim hakkımızda Rabbimizin takdiri nedir bilmiyoruz. Biz bütün gücümüzü kullanarak inanılması gereken şeylere noksansız iman etmek, sonra bu imanın gereğini salih amele dönüştürmekle mükellefiz. Bunun neticesinde Cenab-ı Hak inşallah böyle davrananlara cennet vaadi var. Cennet de onun, cehennem de onun. Muhakkak. Biz insanları cennete, cehenneme sevk edemeyiz. Sadece dinimizin bildirdiği, Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği ilkeler çerçevesinde yaşayan insanlara Allah'ın vaadi var. Cenab-ı Hakk'ın vaadi de haktır. Biz inanıyoruz ki böyle müstakil bir hayat yaşayanlara Cenab-ı Hak hem son nefesine kadar, son nefesinde de inşallah imanla huzuruna intikal edecekler ve imanla, salih amelle bir hayat yaşayanlara da Rabbimizin ikramı, cenneti, cemali olacağına inanıyoruz. Bu gayret içindeyiz. Bu yolda devam etmeyi hem bize hem kardeşlerimize Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin hocam. Sağ olun. Efendim bir mail sorusunda Alparslan Bey selamlarını iletmiş. Size hayırlı akşamlar dileklerinde bulunmuşlar. Babam vefat etti. Vefat etmeden önce de ayağı kesilmişti. Hastanede yattığı için bize de teslim edilmedi. Biz de üzüntüden ne yapacağımızı bilemedik o dönem. Yani ayağı kesik halde defnettik fakat kesilen ayaktan bizim haberimiz yok. Bize teslim edilmediği için bilmiyoruz. Aradan da yıllar geçti. Bu konudaki fetvası nedir hocamızın demiş. Şimdi sadece biz bu konudaki dinin emrini söyleyelim. Bu kardeşlerimize herhalde yapacak pek de bir şey yok. Şöyle söyleyelim. İnsan mükerrem bir varlıktır. İnsanın hiçbir uzvu satışa mahal olmadığı gibi yani terk edilemez. Hatta insanın gayrimüslim komşularımız olsa, gayrimüslim inanmayan insanlar, onlara karşı bile insani görevlerimiz var. Onlar da varsa kendi mensupları, din mensupları onlara teslim edilir. Ama muallak da ortada bırakılmaz. Onlar da usulüne uygun olarak bir yer kazılır, oraya defnedilir. Cansız, dünyaya cansız gelen çocuklar dahi aynı şekilde üzerine namaz kılınmasa da onlar sonuçta da defnediliyorlar. İnsan ameliyat olabilir, uzuvları alınabilir, Allah sağlık afiyet versin. Ama o kesilen işte ayağı dedi kardeşimiz, kolu veya parçaları da mükerremdir, değerlidir. Mutlaka onlar da alınmalı, bir beze sarılmalı, bir yer kazılarak oraya defnedilmeli. Bu parçalar üzerine namaz kılınmaz. Bir cenazenin namazının kılınabilmesi için işte başı ile birlikte vücudunun ekserisi bulunması lazım. Böyle yapılması gerekirdi ama yapılamamış cehaletten veya söylediği gibi o andaki acı işte ve üzüntüden dolayı. Şimdi bir yerde ise kemikleri falan varsa, kemikleri de bulunsa o kemik de yine defnedilmesi lazım. Ama artık hiç haber alınamıyorsa Cenab-ı Hak affetsin diyelim. Eyvallah. Peki Sabri Bey'de rahmetli annemin protez dişleri var demiş hocam. Bu takma dişi olarak nitelendirilen. Yani onlara ne yapmamız gerekiyor? Şey değil, netice itibariyle bunun dini bir hükmü olmaz. Yani o insan bedeninden bir parça değil, kesilen sonradan bir parça değil. Bir şey. Sonradan yapılmış bir şey. Başkası da kullanamaz. Yani onu da herhalde işte bir yer kazar kor, başka yapacak bir şey yok. Yani onun için herhangi söylenecek dini bir hüküm yok. Yani defnetmesi yok, gerekmez ama gerekmez. Belki ama ne yapacak? İmha yani ederse de bir sıkıntı evet. Olmaz yani. Yani belki ona hani yüreği tahammül etmez. Onu da
bir tarafa kazar, yani elinden çıkarır veya saklar ne yapacaksa. Yani onun üzerinde şöyle yapsın, böyle yapsın diye dini herhangi bir şey söyleyemeyiz. Evet. Peki, teşekkürler kıymetli hocam. Efendim Hatice Hanım telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim bir sorum vardı, sağ olun, hoş bulduk. Buyurun Hatice Hanım. Ben bir sohbette dinlemiştim. Pazartesi, Perşembe günleri oruç tutmak sevaptı diye. Evet. O günleri vaat mı oldu? Devamlı tutmam mı gerek? Bazı misafirler oluyorum, bazı misafirim oluyor. Bazen rahatsız oluyorum, tutamadığım zamanlar oluyor. Ne yapmam lazım? Onunla bir bilgi almak isterim. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz Hatice abla. Hayırlı akşamlar diliyorum sana. Evet. İstanbul'a selam olsun. Doğru mudur? Pazartesi, Perşembe oruç evet. tutmak sevap mıdır hocam? Pazartesi, Perşembe günleri oruç tutmak sünnettir. Hazreti Peygamber'in Ramazan'dan sonra bir de Muharrem ayının 10'undan sonra yani bunlardan sonra gelen sürekli tuttuğu oruçlardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın mübarek sözleri de beyanları da var. İnsanların amelleri Cenab-ı Hakk'a pazartesi günleri takdim edilir. Ben de pazartesi, perşembe günü amellerimin Rabbime takdim edildiği gün oruçlu olmayı arzu ederim buyurmuştur. Ayrıca ben pazartesi dünyaya geldim. Dolayısıyla dünyaya geldiğim bu günü oruçlu geçirmek isterim. Yani Hazreti Peygamber'den itibaren Peygamberimiz ve arkasından gelen müminler, müsait olanlar pazartesi, perşembe günlerinin orucuna önem vermişlerdir. Hakikaten pazartesi, perşembe imkanı olan insanların oruç tutması nebevi bir sünnettir. Ama hanımefendi kardeşimiz diyor ki, ben bazen tutuyorum, bazen misafirim oluyor veya rahatsız oluyorum. Zaten bunlar nafile ibadettir. Nafile ibadetler de isteğe bağlı ibadetlerdir. Gücü yettiği zaman tutar. İmkanı olduğu zamanlar tutmasını tavsiye ederiz. Ama misafir geldiği zaman veya rahatsız olduğu zaman tutamazsa herhangi bir sorumlu değil zaten. Yani şöyle bir şey diyemeyiz değil mi hocam? Bağlı. Mesela bir nafile ibadeti 5 sene hiç ara vermeden yaparsanız artık o sizin için vacip olur, farz olur falan diyemeyiz. Böyle bir kural yok. Bu Anadolu'da maalesef bu yanlışlıklar var. Benim annem, Allah hepimizin annesine, yaşayanlara sağlık afiyet amin, versin. Amin hocam. Ahirete intikal edenlere rahmet eylesin. Inşallah. Benim annem 7 yıl kefaret tuttu. Ya ben dedim ki anneciğim ya bu kefaret bir seferdir. 7 yıl tutmaya gerek yok. Ama o zaman merhum teyzemle beraber tutuyorlardı. Onlara bunun tutulmasını gereken birisi söylemişti. Annem benim sözüme çok itibar etmedi. 7 yıl tuttu. Öyle inanmışlardı ki 7 yıl tutacaksın. Arkasından bir de kurban keseceksin falan. Yani ibadettir işte tutuyor ama ibadetlerde de Hazreti Peygamber'in öğrettiği kuralları ihmal etmemek lazım. Yani sanki Peygamber Efendimiz noksan yaptı da yani doğru olan Hazreti Peygamber'in yaptıklarını yapmaktır. Farklı şeyler ihdas etmek oluşturmak yani çok öyle, doğru değil o zaman. Tabii yani ibadet ona yani Peygamber Efendimiz pazartesi perşembe tutmuş mesela. Sonra eyyam-ı bit dediğimiz eyyam-ı bit her ayın kameri ayın 14'ü, 15'i, 16'sı yani dolunay şekliyle oruç tutmak yine müstehaptır. Şöyle bir şey yapalım mı hocam? Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak farz. Farz. Sair ondan sonraki hangi zaman dilimlerinde oruç tutmak daha eftal, daha güzel ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından tavsiye edilmiş. Doğru. Not edelim mi bir? Edelim. Mesela Ramazan ayının edası da kazası da farzdır. Yani edası kazası ne demek? Bir ibadeti vaktinde yapmaya eda derler, vaktinin dışında yapmaya kaza derler. Kazası da farzdır. Yani Ramazan ayında doğum yapan hanımefendiler, hasta olanlar, yolcu olanlar Ramazan'ın dışında fidye vermeleri gerekmez. Yani fidye değil, tutamadığı günleri kaza edecekler. Ramazan orucunun dışında en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur. Muharrem ayının 10. günü Aşura günüdür. Hazreti Peygamber Ramazan'dan önce bu orucu tutardı.
Medine'ye geldiği zaman Medine'de Yahudiler oruç tutuyorlardı. Niye tutuyorsunuz dedi. Uzuncadır bir takım şeyler söylediler. Yani bizim peygamberimiz Musa aleyhisselam Firavun'un şerrinden işte Kızıldeniz'de kurtuldu. Efendimiz buyurdular ki Musa benim kardeşimdir. Biz daha yakınız. Oruç tutun dedi. Hatta iftar etmeyenler devam etsin dedi. Sonra onlara benzememek için de Muharrem'in 9'u 10'u 11'i şekliyle en faziletli Ramazan'dan sonra oruç bu oruçtur. Sonra pazartesi, perşembe günleri tutulan oruçlar. Az önce ifade etmeye çalıştığım gibi her ayın 14'ü, 15'i, 16'sı eyyam-ı bit dediğimiz. Kameri olarak tabii. Kameri, evet. Oruçlar. Hazreti Peygamber'e bir sahabi geliyor. Senenin tamamını oruç tutmak istiyor. Efendimiz diyor ki bunu yapamazsın. Ben gencim falan. O zaman Savm-ı Davudi dediğimiz Hazreti Davud Aleyhisselam'ın bir gün yer bir gün tutarmış. Bu sahabe buna devam etmiş. Yaşlanınca da demiş ki keşke peygamberimizin dediğini yapsaydım. Ağır gelmeye başlamış. Bunlar Hazreti Peygamber'den bize mesnun olarak yani Efendimizin tuttuğu ve tavsiye ettiği nafile oruçlar. Bunların dışında insanlar kandil geceleri oruç tutuyorlar. İşte önce sonra tutuyorlar. Bunlarda da bir mahsur yok, tutulabilir. Ama ifade etmeye çalıştığımız bu günler peygamberimizin sünnet olarak bize ifade buyurduğu oruçlar. Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Rabbimiz bizi Reyyan kapılarından cennetine kabul etsin diyelim inşallah. Oruç tutabilen, oruç tutanların girdiği bir cennet kapısı cümlemize nasip olsun. Almanya'ya gidelim. Adem Bey telefon attığımızda biraz beklettik. Adem Bey hakkınızı helal edin. Helali hoş olsun hocam. Selamun aleyküm. Ve aleyküm hayırlı, selam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hocam benim bir sorum olacak. Ben eğri olarak birine vatandaşımıza Türkiye Cumhuriyeti'nde para verdim eğri olarak. Evet. Bir de Türk parası olarak eğri karşılığında ben borç verdim ona. Evet. Türk parası da euro karşılığı verdim. Acaba bundan bir sorumluluk alır mıyım, almaz mıyım? Günah olur mu, olmaz mı? Onu yani siz Türk parasını verdiniz. Bugünkü kur üzerinden atıyorum 5000 Türk lirası verdiniz. Bu da 1000 euro yapıyordu. Siz ben 1000 euro olarak geri alırım mı dediniz efendim? Evet. Aynen tamam. Öyle. Peki. Soralım. Acaba bundan dolayı sizin bir faiz endişeniz var. Faize benziyor mu, benzemiyor mu? Onu mu sorarsın? Faiz falan, evet. Faizle falan hiç bir alakası yok. Ben dedim 1000 lira verdiğim gibi 1000 lira alırım dedim. Anladım. O zamanki kurdan dedim. Ne anladım. Zaman öderseniz ödeyin parayı dedim. Öyle bir şeyimiz oldu. Acaba benim sorumluluğum olur mu? Peki. Soralım Adem Bey. Sıhhat, afiyet diliyorum size. Gurbetli kardeşlerimize de selam olsun. Allah'a emanet olun. Borçlanırken böyle şeyler söylemek doğru mu hocam? Herhalde iki şey bahsetti kardeşimiz. Bir dedi ki ben yabancı döviz olarak, euro olarak evet. Ödünç verdim. Euro olarak alacak bir sakıncası yok. İkincisi, tabii biz bunları karz diyoruz. Yani karz hasen demek. Yani karşılıksız olarak birisine para vermek, Furkan Bey çok faziletli bir davranış. Yani kim bir Müslümanın bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun kıyamet günü ihtiyaçlarından birisini giderir. Bazen karzı olarak yani ödünç para vermek hakikaten hibe etmekten daha öne geçebilir. Çok daraldığı zaman bir insanın ihtiyacını gidermek. Toplumda böyle insanlar var. Kendisinde olmazsa başkasından para alır, o ihtiyacı giderir. O sahaba nail olur. Çok dünyevileştiğimiz için biz şimdi maalesef böyle insanları çok az görüyoruz. Yani insanlar her şeye madde gözüyle, çıkar açısından maalesef bakıyor. Şimdi beyefendinin sorusuna dönersek, zaten yabancı döviz olarak, euro olarak vermiş, euro olarak alacak, onda bir sakınca yok. Ama bir de diyor ki, Türk parası olarak verdim, ben onu şöyle anlıyorum, verdiği zaman bugünkü değeri işte şu kadardı, ben bu değeri aldığım zaman, bu verdiğim parayı değil de, bugün sana verdim, bu şu kadar ediyor, bu değeri alırım diye verirken zaten sanki Türk parasını da euroya çevirmiş olarak vermiş. Aynen. Bunda bir sakıncası yok. Bu alabilir. Şu sakıncalı yalnız. Farz-ı muhal diyelim ki 5000 lira para olarak
ödünç olarak vermiş birisine. Bir sene sonra parayı alırken, ya ben 5000 lira verdim sana, o gün 5000 lira, 7500 lira, şey, o gün 5000 lira diyelim ki 3000 lira, 2500 lira euro yapıyordu. Bugün 5000 liranın onun değeri kayboldu yani, falan değil. Değil oldu. Ben dolayısıyla bu, o günkü paranın karşılığı euronun bugünkü karşılığını alıyorum derse bu caiz değil. Ha, o zaman akdin, yani tabiri caizse akdin başında borç verirken belirlenirse bir problem yok. Yok. Ama bu ödüncü verdi, alacağı zaman. Alacağı zaman ancak şunu talep edebilir. Yani ben sana 5000 lira verdim. Bugün 5000 lira, o gün 5000 lira, şöyle bir kalem alıyordu. Bugün 5000 lira değil de 5200 lira böyle bir kalem alıyorsa, yani biz ona enflasyon, paranın değer kaybı farkı diyoruz. Bunu tahsil edebilir. Bu caiz. Ama o gün Türk parası vermiş, herhangi bir şey konuşmamış. Bugün alırken, bugünkü hiç konuşmadan, pazarlık etmeden böyle bir şey yapması doğru değil. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Nihal Hanım Instagram üzerinden selamlarını iletmiş size. Gelirlerimizden artırarak altın ve para tasarrufu yapılması, zekat verilse dahi Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetlerine göre günah mıdır demiş. Yani bu kardeşimizin hassasiyetine teşekkür ediyorum. Tevbe suresinin o ayetlerinde hakikaten Cenab-ı Hak işte imkanı olup da zekat vermeyenlerin, Allah yolunda harcamayanların işte acı veren bir azaba uğrayacaklarını وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ devam eden ayette de yani o gün o kazandığı, hatta kazanırken işte haram helal ölçülerine dikkat edip etmediği, kazancında fakirin fukaranın hakkını vermediği, zekatını vermediği serveti kıyamet günü kişinin alnını, işte böğrünü, efendim arkasına ateş olarak yapışacağını, ateş Eyvallah. Olarak ona ceza vereceğini Kur'an-ı Kerim bu ayetler ifade ediyor. Ve ona da denecek ki ben yabancı değilim. Ben senin dünyada kens biriktirdiğin ama Allah yolunda harcamadığın, gereğini yapmadığın, fakirin fukaranın hakkını vermediğin malınım diye bu ayetlere işaret ediyor. Bu ayetler işte burada açıkça ifade ediyor. Allah yolunda harcamayan, zekatını vermeyen, fakirin fukaranın hakkını gözetmeyen kimseler için ifade ediliyor. Altın İslam servet düşmanın değildir. İslam çalışmayı emreder. Varlıklı olmayı da emreder. İslam'ın ahkamına bakarsak, yani İslam'ın aşağı yukarı en az iki tane şartı zenginlikle ilgili. Yani zekat zenginler verecek, hacca zenginler gidecek. Dolayısıyla bizim inancımız tembelliği reddeder. Çalışmayı emreder, kazanmayı emreder. Ama çalışırken, kazanırken kurallarına uymayı, mal mülk sahibi olduğu zaman da gereğini yapmayı emreder. Gereği nedir? Gereği bunun zekatını vermektir. Fakirin, fukaranın hakkını ayırıp vermektir. Eğer biriktiğimiz altınlar, paralar, varlıklarda usulüne uygun olarak dinin, şeriatın, Kur'an'ın efendim emrettiği ölçüler içerisinde zekatını verirsek, bilakis çok sevap kazanırız. Bu ayetlerine muhatap olmayız. Bu ayetlere değil de Allah yolunda infak edenlerin efendim kazanacakları büyük sevapları elde etmiş oluruz. Allah böyle kazanan ve hakikaten fakirin fukaranın hakkını veren, topluma yardım eden, kanayan yaraları saran insanlardan eylesin. Veren el alan elden üstündür. Her zaman. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kocaeli'den Özlem Hanım telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler Özlem Hanım. Çok sağ olun. Hocam bir şey, hocama bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Daha önceden biraz durumum kötüydü. Şimdi biraz birikimim var. Hala zekat alıyordum. Şu anda yine hala gönderiyorlar bana ama ben zekat verme konumuna geldiğim için
Onlardan aldıklarımı hiç elimi sürmeden fakirlere veriyorum. Onu soracaktım. Eyvallah. Soralım Özlem Hanım. Allah razı olsun. Bakalım doğru mu yapıyorsunuz yoksa yapılması gereken farklı şeyler mi var? Öğrenelim. Allah'a emanet olun. Dua da edin bize inşallah. Buyurun hocam. Şimdi birincisi tebrik ederim. Bir hassasiyet gösteriyor hanımefendi kardeşimiz. Diyor ki ben belli zaman muhtaçtım. Zekat alabilecek konumdaydım. Ama şimdi hamdolsun imkanlarım oluştu veya işte biriktirdim, zekat verebilecek durumdayım. Yani zekat alabilecek konumda değilim. Ama bu durumumu da bana önceden zekat verenlerle paylaşmıyorum. Onlar hala ben zekat alabilecek konumdaymış gibi bana zekatlarını gönderiyorlar. Ben de bunun sorumluluğuna girmeden bunu fakirlere veriyorum. Belki onlar adına veriyor. Bu güzel bir davranış ama daha güzeli de şu. Yani kendisine yardım eden insanlara bu mevcut durumunu açıkça paylaşması, çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bana yardımcı oldunuz. Ama şu an için benim imkanlarım bana yetiyor. İhtiyaçlarımı karşılıyorum. Zekat alacak konumda değilim. Belki zekat verenler kendileri ararlar. Daha başka zihinlerinde vereceği yerler vardır. Yani her şeyin açık olarak paylaşılması gerekir. Böyle yapmasını tavsiye ediyoruz. Eyvallah hocam. Teşekkürler. Saliha Hanım selamlarını iletmiş size. Muhterem hocam benim 3 tane evim var ve bunların zekatını durumu iyi olmayan kız kardeşime verme konusunu sormak istiyorum. Kız kardeşime zekat verebilir miyim demiş. Zekat daha önce de konuştuğumuz derslerimizde geçti. Kişinin usul ve furu dediğimiz kendi parçaları, çocukları, torunları aşağı doğru ne kadar gidersek gidelim. Bir de yukarı doğru annesi, babası, dedesi gibi bu usul furuğun dışında ki akrabalarına zekat verebilir. Hatta mümkünse bunlardan başlayacak. En yakınlarından birisi de kardeşidir. Eğer kardeşi hakikaten fakirse, zekat alabilecek konumdaysa, kendisi de zekat verebilecek durumdaysa, yani nisap miktarı mala malikse, zekatını öncelikli olarak fakir olan kardeşine vermesi en uygun olanıdır. Tavsiye ederiz. Verebilir. Herhangi bir sakıncası yoktur. Eyvallah hocam. Teşekkürler. Yine bir zekat sorusu. Yine bir kardeş var arada ama içeride biraz farklılıklar var efendim. Hayırlı akşamlar. Norveç'ten takip ediyorum sizi. Bir sualim olacaktı muhterem hocamıza. Kardeşimden bir miktar para alacağım var. Ödemesi gereken bu borcu zekat olarak sayıp bu alacağımı düşebilir miyim demiş efendim zekatımdan. Norveç'ten de kucak dolusu selamlar demiş. Bize de bizden de Norveç'e selam olsun. Şimdi bu alacaklar zekata yani tahsil edilmemiş alacaklar zekatta sayılabilir mi konusu normalde klasik fıkıh kitaplarımızda bizim caiz değil şekliyle yer almakta. Çünkü zekatta yani verirken niyet ve temlik şarttır. Ancak bu konuya biraz daha geniş bakan alimler hakikaten karşı tarafta alacağımız var. Alacaklı olduğumuz kişi yani bize borçlu olan kişi hakikaten muhtaçsa zekat alabilecek durumdaysa borcunu veremiyorsa ona yardımcı olmak alacağımızı zekat yerine sayabiliriz diyenler var. Hatta bizim geçmiş fukahamız bu alacaklar zekat yerine geçmez. Dolayısıyla zekatı verirken niyet etmek gerekir. Bir de temlik gerekir. Bunun için o kişiye borç verirler. Ben sana borç vereyim. Al da sen borcunu bana öde şekliyle böyle biraz daha işi yani dini kurallara uygun hale getirmek için yaparlar. Ama söylediğim gibi günümüzde bazı alimler hakikaten muhtaç olan, borcunu ödeyemeyen kişide bir alacağımız varsa bunu zekat yerine sayabiliriz diyenler var. Bu görüşle de amel edilebilir. Ama şöyle olmaz herhalde değil mi hocam? Şimdi benim aklıma geldi de ya benim birinden alacağım var ama tahsil caizse batak zaten. Neyse batak. Bunu da zekatıma mahsup edeyim falan. Ya bu kesinlikle olmaz. Bir de tahsil edeceğimiz kişi hakikaten muhtaçsa ödeme gayreti içerisinde onu ama ödeyemiyor. Tabii bütün bunları değerlendiriyor. Bu söylediğim zayıf bir görüş. Daha doğru olan görüş,
Yani zekat nedir? Zekat Allah için verilen bir şeydir. Yani geçenlerde de konuşmuştuk hatırlarsanız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hane-i saadetlerine geldiler. Bir hayvan kesilmişti. Dedi ki o hayvandan ne kaldı? Ya Resulallah hayvanın tamamını dağıttık. Sadece siz çok sevdiğiniz için bir ön kolunu ayırdık. Şimdi bakın bu manzara karşısında Peygamberimiz buyurdular ki desenize ön kolu hariç tamamı bizim. Eyvallah. Yani kişinin verdiği zekat aslında kendisiyle kendine bir yatırım gidendir. Aslında. Kendisiyle gidendir. İnne Allah iştara minel müminine enfusehum ve emvalehum bi enne lehumul cennet. Yani biz ölünce malımız mirasçılara kalıyor. Asıl Allah için verdiklerimiz bizimle gidiyor. Dolayısıyla zekata malımızın en iyisini. O zaman ben şöyle anladım. Şimdi Seyfullah Arslan diyor ki bu borcu ben zekatımın içinden düşebilir miyim dediğine göre demek ki zekat vereceği daha farklı bir miktar daha parası var. Onu da bu borçlu kardeşine verse aslında çok daha güzel bir bu iş yapmış olur. Kardeşimiz Norveç'ten arıyor. Cenab-ı Hak kendisine yardım eylesin. Diyarı gurbette bu hassasiyeti gösteriyor. Bu zaten kardeşi demek ki muhtaç, onu ona bağışlasın ama Allah için zekatını diğer imkanlarından versin. Eyvallah. İki kat sevap kazanmış olur. İnşallah hocam. Teşekkürler. İnşallah tavsiyenizi dikkate alırlar. Efendim Sayın Faruk Gülcü Sinop'tan telefon attığımızda. Hoş geldiniz Faruk Bey. Hoş bulduk hocam. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsınız hocam? İyisiniz. Çok şükür. Hocam. Elhamdülillah. Siz de iyisiniz inşallah. Şükürler olsun hocam ya. Rabbim afiyet versin. Hocam ben şeyi soracağım. Ben bu boy abdesti konusu var da bu boy abdesti. Ya bunu şimdi şöyle bir bazen işte aramızda böyle söyleyebileceğimiz kişilerle ya doğrusunu ya öğrenmek amaçlı farklı farklı görüşler var. Ya bunu o yani tam olarak bize açık ve ne şekilde sırasıyla kademe kademe anlatabilirseniz doğrusunu öğrenmiş oluruz inşallah. Mesela şöyle diyeyim ben. Zaten bir not almışım da. Boy abdesti alırken avret yerlerimizin kapalı olması şart mı? Bir, ikincisi besmele çekilir mi? Üçüncüsü de namazı abdeste alınır gibi abdest alır mı? Yani bizim bildiğimiz farz olarak üç defa farz yani farzı üçtür diyor. İşte ağza burnuna su vermek, tepeden tırnağa yıkanma. Baştan sona ama, anlatalım Faruk Bey biz bunu inşallah. Hocamdan boy abdestinin tarifini tamamıyla alayım ben. Çok teşekkür ederim. Hayır dilekleriniz için, güzel temennileriniz için. Sinop'a selam olsun. Hocam... İlk benim söylediğim şeye de biraz değinsenize. Ya, şimdi bakın, Diyanet İşleri Başkanlığı bu aile konusunu gündeme getirdi. Faruk Bey, şöyle bir şey söyleyelim. Bu hayat dediğimiz şey sanıldığı kadar uzun değil. Yani hayat sonuç itibariyle Allah'ın bize takdir ettiği zaman dilimi içerisinde devam ediyor. Hakikaten yani... Zaman çok kıymetli bir şey. Eyvallah. Zaman çok kıymetli bir şey. Hazreti Peygamber de bu konuya dikkat çekiyor. İnsanlar iki şey var ki onun kıymetini bilmezler. Birisi boş zaman. Aslında Müslümanın hayatında da boş zaman olmaması gerekir. Yani yaşadığımız her an biraz daha sona doğru gidiyoruz. Dolayısıyla gerçekten dinimizi, inancımızı, dini değerlerimizi, milli değerlerimizi, kimliğimizi yani ifade eden bilgi bizim elbette diğer televizyonlarda da güzel programlar var. Ama burada genel ilke şunu söyleyelim. Hakikaten bizim inancımızla, milli değerlerimizle, örfümüzle, geleneklerimizle uyuşan programları tercih etmeliyiz. Yani mesela burada sizinle birlikte konuşuyoruz. Sonuç itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı halkımıza televizyon kanalıyla aslında dini tebliğ etmek için, halkımızı doğru bilgilendirmek için bu programlar, yani bizim programlarımızın hani bir reyting derdi falan yok. Öyle bir endişem, bir başkası yok. Sadece halkımıza doğruları anlatmak, bunu biz yapabilirsek hakikaten biz de Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış oluruz. Dinleyen kardeşlerimiz de bununla amel ederse, başkalarıyla paylaşırsa, dolayısıyla doğru bilgilenmiş olur toplumumuz.
hep birlikte Cenab-ı Hakk'ın rızasına kazanmış oluruz. Boy abdesti konusu çok önemli bir konu. Yani çok temel bir konu. Evvela şöyle diyelim. Geçenlerde de bunun üzerinde durduk. Yani buluğ çağına eren, işte evlilik hayatı olan, herkesin mutlaka bilmesi gereken bir konu. Kişi ihtilam olduğu zaman, yani işte eşiyle beraber olduğu zaman veya yıkanması gerektiği zaman evvela mutlaka küçük abdestini yapmalı, idrar boruları temizlensin diye. Sonra avrat mahallini tertemiz yıkayacak, bir taharetlenecek. Kardeşimiz orada diyor ki, işte örtünecek mi falan. Yani bir metreye bir metre olan yerlerde eskiler peştemal kullanırlardı. Şimdi o kullanılmayabilir. Ama geniş bir alansa, bir defa şöyle bilelim. Yani biz nerede olursak olalım Allah bizi görüyor. Yani Allah'ın bizi gördüğünü düşünerek her zaman edebimizi takınarak bir yaşantımızı sürdürmeliyiz. Böyle bugünkü banyolarda belki tesettür dediğimiz peştemal kullanmadan taharetlendikten sonra evvela Euzu Besmele çekeriz. Bir namaz abdesti alırız. Normal abdestimizi aldık. Evet, namaz abdesti. Bu abdesti alırken de ağzımıza burnumuza su verirken mübalağalı yaparız. Çünkü Hanefi mezhebinde boy abdestinin 3 tane temel farzı var. Onlardan birisi ağza 3 defa dolu dolu su vermek. İkincisi de 3 defa buruna dolu dolu su vermek. Ağzımızda kaplama, yani sabit dişlerimiz varsa kesinlikle onların boy abdestine bir engel teşkil etmezler. Ama çıkarıp takılabilen dişlerimiz varsa onların çıkarılmasında yarar var. 3 defa da burnumuza su veririz. Sonra abdestimizi tamamladıktan sonra sağımızdan başlamak üzere sağımıza su dökeriz, ovalanırız. Sonra başımıza, sonra solumuza. Bunu 3 defa tekrar ederiz. Ve vücudumuzda en küçük bir noktada kuru kalmamak üzere, suyun ulaşmadığı bir nokta kalmamak üzere boy abdestimizi alır. Çıkarken de ayaklarımıza su döker çıkarız. Böyle yaparsak hem farzlarını hem de sünnetlerini yerine getirmiş oluruz. Makbul bir abdest almış oluruz, evet, dedik. Peki hocam, teşekkür ederiz. Trabzon'a gidelim sevgili dostlar. Sayın Cemal Bahadır telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Elhamdülillah Cemal Bey. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun. Teşekkür ettik. Programınızı çok beğeniyoruz. Sağ olun efendim. İyi, böyle devam edin. İnşallah. Şartlı idam cezası gelmiş olursa Türkiye'ye, Türk kanunlarına şartlı öyle bir şart şart ki, yani muhabbet cezası yiyen mahkumlar kendi istekleriyle idam isterlerse, o kişi, o mahkum yani kendi isteğiyle ağırlaşmış. Yani idamını kişi kendi isteyebilir mi demek istiyorsunuz? Doğru mu? Kendi isteyebilir mi? Bir de onu istese bu yani dinen makbul olur mu? Eyvallah. Soralım Cemal Bey. Bakalım ne diyecek hocam. Trabzon'a selam olsun. Hayır dualarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet. Evet. Şöyle hemen cevabını verelim. Kesinlikle olmaz. Yani biz tıbbi tabirle ötenazi diyoruz. Ötenazi caiz değil. Yani kişi, Allah hepimizi korusun, suç işleyebilir. Suç işlerse kanun karşısına çıkar. Kanun ona bir ceza tereddüp eder. Kanunlarımızda bir ceza veriyor. O ceza devletin kontrolünde cezasını çeker. Sonuçta hürriyetine kavuşur veya kavuşamaz. Veya eceliyle vefat edebilir. Veya hayat boyu ceza almış olabilir. Ya ben hayat boyu cezaevinde kalmaktansa, devlet de kabul ederse, ben ölürüm daha iyi, ölüm istiyorum, idam istiyorum veya ötenazi diyor, talep ediyorum. Bunu kendisinin talep etmesi caiz olmadığı gibi hem kendisi hem de bunu uygulayanlar günahta müşterektir. Yani böyle bir şey isteyemez. Tabii, ama ne olur? İslam'da mesela hani kısas vardır. İşte İslam ahkamına, İslami kurallara göre bir insan bir adamı öldürürse ancak kişilerin infaz yetkisi yoktur. O kurallar içerisinde muhakeme edilir. Cezası neyse
devlet ona bir ceza verir. Mer'i kanunlar devlet ceza verir. O ceza ölüm cezası olursa onu infaz ederler. Ölen kişinin bir sorumluluğu olmaz. Yani bu cezadan dolayı sorumlu olmaz. Yoksa ben hapishanede bu kadar kalmak istiyorum. Ömür boyu hapis aldım. Ya ben bir an önce gitmek istiyorum diye kendi hayatına son vermesi de başkaları eliyle hayatının sonlandırılmasını talep etmesi de caiz olmaz. Eyvallah hocam. Teşekkürler. Cenab-ı Allah kolaylıklar versin efendim. Bize de cümlemizi de suça bulaşmaktan muhafaza kılsın. Antalya'dan İbrahim Bey'e kulak verelim. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk hocam. Safalar getirdiniz. Buyurun efendim. Eyvallah. Ben bir miktar bir para var. 3 ay önce birisinde bana 3 ay sonra teslim ediliyor para. Onun zekatını ben 3 ay önceki günden mi ödeyeceğim yoksa elime geçtikten sonra mı ödeyeceğim? Yani sizin paranızı siz birine borç mu vermiştiniz İbrahim Bey? Hayır, borç. Evet, borç vermiştik. Bu aslında borç değil de ilk defa ondan bana bir para geçti. Anladım. Yani yeni mülkiyetine geçiyor. Parayı elime yeni geçti diyor hocam. Yani borç mu? Şöyle diyelim. Bu mesela miras olarak mı geldi? Bu para size ne için intikal etti İbrahim Bey? Çok özel değilse? Ya bu para bana bir yer satıldı. Ona ben vekaletimi verdim. O parayı sattı yeri. Ve para onda kaldı. Oradan geldi. Sonra 3 ay sonra bana geldi. Anladım. Peki. Soralım efendim. Bakalım ne diyecek hocam. Kolaylıklar diliyoruz. Antalya'ya selamlar. Şimdi evet hocam. Şöyle diyelim. Diyelim ki müşterek bir yerleri vardı. Soruyu biraz açalım. Hı hı. Bu da vekaletini verdi. Bu müşterek yer satıldı. Satıldı ama para, soru soran kardeşimizin hissesi, o vekaletini verdiği kişi tahsil etti. Bunun adına parasını almış oldu ama parası onda kaldı. Yani o para bu kardeşimizin mülkiyetine geçti. Ama tahsil etmedi. Zekatını verirken bu para kendi mülkiyetine geçtiği andan itibaren bir yıl geçtikten sonra zekatını verecek. Ama böyle değil de yani vekaletini vermişti, o yer satıldı, parasını ancak yeni aldı daha henüz. Yeni kendi mülkiyetine geçtiyse kendi mülkiyetine geçtikten sonra bir yıl üzerinden geçtikten sonra borcunu falan yani diğer şartlar da tutuyorsa zekatını verecek. Eyvallah hocam. Ağrı'dan ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz demiş ki benim tutamadığım oruçlar var. Ne yapacağım? Galiba pişman ve bu oruçları tutmak istiyor. Hocam ne tavsiye eder? Şimdi Ramazan ayında bir meşru bir mazereti yokken zaten orucunu yediyse kefaret gerekir. Ama böyle değil de Ramazan ayında niyetlenmedi veya meşru mazereti vardı, oruç tutamadı. Şu anda tutamadığı günler sayısınca oruçlarını hemen kaza edecek. Gününe gün kaza edecek. Ama Ramazan da bilerek niyetlendiği bir orucunu yerse malum o kefareti gerektiren bir şeydir. Böyle değil de bir mazereti vardı veya hastaydı veya misafirdi veya bir şekliyle cehaleten niyetlenmedi Ramazan'da. Efendim oruçlarını yedi. Kaç gün oruç borcu varsa zimmetindedir. Hı hı. O borçtur, Allah'ın hakkıdır. Onları kaza edecek. O borçlarını kaza edecek. İkinci sorusu da şöyle. Kardeşimin düğünü var, para bulamadık düğünü yapmak için. Bankadan kredi kullanıp düğün yapmalı mıyız? Şimdi kardeşlerimiz bunu hep soruyor. Banka faizdir. Faize bizim fetva vermemiz söz konusu değil. Geçenlerde az önce bir kardeşimizle konuşurken şöyle dedi. Hocam dedi, yani düğün yapmasınlar. Nikahtan yapsınlar, nikahta parayla değil. Şimdi eyvallah. Yani faize bulaşmak için, harama bulaşmak için lütfen böyle basit bahanelere sığınmamamız gerekir. Sonuç itibariyle illa yapacaksa eşten dosttan temin etmeye çalışabilir. Sonra bu devletin de şimdi finans kurumları var. Bunlara bir proje götürdüğünüz zaman bu konularda destek sağlıyorlar. Onlar o eşyaları alıyor, veriyor size. Sizi borçlandırıyor. Yani para vermiyor da o eşya başka yolları var. Alternatif yolları arayabilirler. Bunlara baksınlar. Böyle temele atılacak bir aileyi harama bulaşarak o temele atmasınlar. Atmasınlar. Eyvallah hocam.
Karşılıklı istekler de biraz hafiflesin. Evet. Belki değil mi? Tabii. Yani bana şu kadar altın alacaksın, şu marka çamaşır bulaşık makinesi alacaksın gibi şeylerden de uzak durarak. Şimdi bu aile konusu konuşuluyor ya, yani Hazreti Peygamber bizim örneğimizdir. Kimi örnek alacağız? Hem dünyada hem ahirette mutlu olmak için Allah'ın önümüze koyduğu bir örnek var. Hazreti Peygamber. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah Kur'an'da buyuruyor ki, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da sizin için en güzel bir örnek var. Yani şimdi peygamberin hayatına bakın, çok sade. Efendimiz bu dünyadan ayrılırken bıraktığı miras, Furkan Bey, çok bir iki şilte, bir iki yemek kabından ibaret. Hatta peygamberin zırhı da ödünç olarak para aldığı bir gayrimüslimde rehindi. Yani evlilik konularını doğal yapmak lazım. İnsanlar birbirini zorlamam. Yani İslam'ın emri budur. Hazreti Peygamber'den Fatıma validemizi Hazreti Ali talep etmiş. Efendimiz demiş ki, mehir olarak ne vereceksin? Bir şeyim yok falan. Resulullah ona yardımcı olmuş şöyle böyle. Yani bu işleri kolaylaştırmak lazım. Eyvallah hocam. Evet. Ben bu konuyu yine size soracağım. Mevlid'in bir haftası münasebetiyle aile teması işleniyor. Ama bugün için bir virgül koyalım hocam. Tamam. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Aydınlattınız bizi. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Evet sevgili dostlar, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili kıymetli hocam Zeki Sayar'la birlikte Diyanet'e Soralım'ın bugünlük sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişiler kullanmış? İslami mezhebine göre evde kafa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.